Burası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi. Asırlardır binlerce, milyonlarca insan buralardan geldi, geçti. Hep Efendimizin izinde. Onun kokusunu görmeye, arıya arıya bulsam izini, sürsem yüzünü senin ayağını bastığın topraklara, baktığın dağlara baksam diye o heyecanla, o duygularla buralara kimler geldi, kimler geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sünneti Kur'an-ı Kerim okumaktı. Fakat sahabesine de, en yakın arkadaşlarına, dostlarına da Kur'an okutturmuş. En çok da Hazreti Bilal Habeşi'yi okutturmuş. Erihna ya Bilal, bizi rahatlat, bizi ferahlat, oku ya Bilal. Sahabenin hafızlarına oku dediği zaman, ya Resulallah Kur'an sana indi, bize okutuyorsun. Hani haddimizi aşmış olmayalım deyince, ben de Kur'an'ı dinlemeyi çok severim. Başkası okuduğu zaman ondan hoşnut olurum diye, Kur'an'ı dinlemeyi ne kadar çok sevdiğini bize hatırlatıyor. Biz ne kadar seviyoruz? Dinliyor muyuz? Niye Kur'ansız bırakıyoruz şehrimizi, evimizi, hayatımızı? İşte burada bugün bu havayı teneffüs etmeye geldik. Bu sesleri duya duya, doya doya namazımızı kıldık. Allah kabul eylesin. İşte bu ses Allah'a götüren yolun sesi. Kur'an'ın sesi İslam'ın sesidir. Kur'an ayının içine giriyoruz. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bolca okuyacağız. Mutlaka bir mukabeleyi takip edeceğiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Hazreti Cebrail'den dinledi. Yine kendisi baştan sona Hazreti Cebrail'i okudu. İşte bu iki okumanın buluşmasına mukabele deniyor. Karşılıklı kabulleşme. Biz de mukabelenin bir ucunda olalım inşallah. Ya dinleyen olalım ya okuyan olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sahabe-i kiram uzaktan bakardı. Bakın şimdi binlerce direk var. 10.520 tane direk var. Halbuki bunlar bir hurma ağacının direğiydi. İslam'ın temelini hurma ağacıyla mescit yaparak büyüttü. Bir kişi, insanlığın kurtuluşu için bir kişi yeterli. Siz de onun ümmeti olarak o bir kişi olabilirsiniz. O böyle hafız, lider, şahsiyet sizin gibi ümmetiyle övünüyor. Benim ümmetimin en şereflileri, en itibarlıları Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerdir. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin. Burada zihnimizden geçenler bile duaya geçer. Onun için hep güzel şeyler düşünelim. Annemize, babamıza, eşimize, çocuklarımıza, hocalarımıza, bizde emeği olanlara, olacak olanlara, herkese, işimize de dua edelim, ülkemize de dua edelim. Önümüz, gönlümüz aydınlık olsun inşallah. Evet, Allah ziyaretimizi kabul eylesin efendim.